Herkese merhabalar. Zekat ve sadakanın faydaları dersimizde beraberiz. Süper bir şekilde zekat ne demek, sadaka ne demek öğrenmiştik. Şimdi de bunun toplumsal, bireysel faydalarına beraber bakacağız. Ve gerçekten de zekat aslında toplumun fakirlerle zenginleri buluşturma noktası ve toplumdaki adaleti sağlama noktası diye düşünebiliriz. Ve bunun özelliklerini beraber anlayacağız. Sadakanın da nasıl faydalara sahip olduğunu beraber öğreneceğiz. Hadi bakalım o zaman dersimiz başlasın. Tomuş'um bir kere şunu bilmemiz gerekiyor. Paylaşma ve yardımlaşma konusunda zekat ve sadaka denilen iki tane kavram. Biliyorsun değil mi öyle? Evet hocam, zekat. Aynen, zekat dediğimiz şey aslında farz insanların üzerine Allah'ın nasıl namaz, oruç, hac gibi. Ama ben fakirim. Yapın dediği bir farz bir ibadet. Dolayısıyla Tomuş öyle mi? Hani fakir de kendisine göre zengin de kendisine göre Allah yolunda harcama yapmalı mı Tomuş öyle? Yapmalı. Yapmalı. Biz buna infak diyoruz genel manada. Aslında. Zekat dediğimiz şey ise aslında nisap miktarı kadar malı olanların, nisap miktarı kadar imkanı olanların. Nisap miktarı? Herhalde bu aslında dinen zenginlik ölçüsü gibi işte bir evin bir olacak. Bir Porsche olacak mesela değil mi? Hayır, öyle bir şey yok, saçma. Lamborghini? Ya burada bir dinen zenginlik ölçüsü gibi bir şey aslında bu. Ve bu imkanı olanların farz olarak her sene mutlaka belli bir miktarını Allah yolunda harcamalı. İşte kaç tane evimiz olacağız zekat verebiliriz hocam? 1/40 şeklinde bir oran belirlenmiş tabii ki. Bu da hani insanlar tarafından uygulanması ama bu minimum oran. Yani şöyle bir şey söyleyeyim sana. 1/40'ını vereceğim, başka vereyim. Öyle bir şey yok Tonguç'um. Hani bir düzen sağlansın diye verilmiş bir şey aslında bu. Ne Allah, verirsen elinle o gelir seninle. Allah şunu söylüyor deminki ayette de çok net bir şekilde gördük. Ne kadar verirsen onun kat kat fazlasını vereceğiz şeklinde bir ayette var biliyorsun. Sadakada ise Tonguç Erdem'in zenginlik şart değil. Burada herkes sadaka verebilir. Her türlü iyilik mesela bir sadakadır. Mesela özel olarak mesela bir insana iyi söz de bir sadakadır Tonguç'um. Mesela işte ne bileyim bir kalem hediye ettin. O da bir sadakadır aslında. Sadaka niyetine geçer. Yani senin yardım olarak yaptığın her şey aslında sadaka geçiyor. Hatta fitre dediğimiz şey ise fitre sadakası diyoruz aslında buna Tonguç Erdem'in. Ramazan'da verilen oruç tutamayanların veya oruç tutanların bir şekilde Ramazan'ın sonunda verdiği bir sadakadır Tonguç Öğlen benim. Fitre de sadaka çeşididir. Sadaka-i cariye de Tonguç Öğlen çok enteresan bir şey gerçekten. Mesela oraya mesela sizin mahalleye gidiyorsun bir okul yaptırıyorsun diyelim. Bu sadaka-i cariye geçer. Sadaka-i cariye sonsuz aslında sadaka gibi düşünebiliriz. Spor salonu yapsak daha iyi hocam. Okulda dersler varsa. O da olur, süper. Mesela bir köprü yaptın, bir viyadük yaptın ama sen kendi insanlara hizmet için yaptın. O devlet gibi değil yani. Hani veya hani bir çeşme inşa ettin. O ne demek Tonguç Erdem? Oradan bir sürü insan yararlanacak. İşte bunların hepsi aslında süresiz. Yani sonsuza kadar giden hayırlar cariye aslında sadaka. Bunlar. Cariye sadaka, cariye de böyle sonsuza kadar giden sadakalar demek aslında. Sen öldükten sonra da bu senin sevaphanene yazılıyor. Zekatın bireysel ve toplumsal faydaları Tonguç Erdem. Mesela bireysel faydası dediğim şey malımızı bereketlendirir. Yani özellikle Allah zaten sana vaat ediyor. Ne diyor? Sen verirsen daha da fazla veririm, kat kat veririm diyor. Dolayısıyla malı bereketlendiren bir şey. Allah'ın nimetlerine şükredilmiş oluyor. Neden Allah'ın nimetlerine şükredilmiş oluyor Tonguç Erdem benim? Yani ben Allah bana birçok şey verdi değil mi Tonguç'um? Neler verdi Allah bana? İşte imkanlar verdi. Akıl verdi şu anda hocam. Nefes alabiliyorum. Şu anda ben bu sesi çıkartabilmek için içime aldığım nefesi ses tellerimin arasına gönderip ses tellerim mükemmel bir şekilde onu titreştirerek sana ulaşabiliyor. Yani bu aslında zaten büyük bir imkan. Bazı insanlar konuşamıyor biliyorsun. Bazı insanlar göremiyor. Bazı insanların evi işte yol parası dahi yok. Dolayısıyla bu kadar nimetler verdi ve ben bunun karşılığında ne yapıyorum? Aslında Allah'a şükrediyorum. Aynen, zekat vererek de bir şey yaparaktan, fiziksel bir şey yaparaktan şükrediyorum. Kişiyi cimrilikten koruyor. Eğer ben sürekli param bende kalsın, aman bir şey olmasın diyerekten cimrileşirsem Tonguç'um zaten sadece şey gibi de değil. Hani bir şey vermemiş. İnsan ilişkilerin de bozulur. Cimri insanları kimse sevmez Tonguç'um. Eğer sen zekat vererekten cimrilikten kurtulursan zaten hayatının diğer aşamalarında da cimrilikten kurtulursun diyoruz. Mala karşı düşkünlüğün getirebileceği zararlardan. Mala karşı düşkünlük nedir hocam? Tonguç'um bir kere birçok insan aslında hani bana işin, düşkün olmanız gibi bir şey. Hayır mı? O diye saçmalamak yok Allah Allah. Birçok insan hani evine, arabasına, yok bilmem hani fabrikasına, yok bilmem hani bütün saatine, maatine, cep telefonuna falan
Bunlar hepsi mal ya Tonguç'um. Evet hocam. Bu mallara karşı... Ben Instagram'da böyle paylaşmayı çok seviyorum. Instagram'da abi bunlar... Bütün zenginliklerim, bütün Rolls Royce'larımı sunmayı çok seviyorum. Rolls Royce, araba, oyuncak arabaları tebrik ediyorum. Anca sende o oldu zaten. Yani şunu demek istiyorum. Rolls Royce'un Phantom modeli çok güzel bu arada, onu söylemek istiyorum. Ocağa çıkmadı hocam. Evet, mala karşı bak onu konuşurken bile mala karşı düşkünlüğümüzü ortaya çıkarttık dikkat ettiysen. Bana Rolls çok düşkünsünüz hocam, çok sağ olun. Bana çok hayır şunu demek istiyorum. Yani bu aslında bizi Allah yolunda bir şeyler yapmaktan, Allah'ı düşünmekten alıkoyan da bir şey. Neden Tonguç'um? Ben orada Rolls Royce'un Phantom modelini düşüneceğime Allah için ben bugün ne bu yapabilirim? Bu Rolls Royce'un Phantom modeli reklam verseydi zaten biz burada olmadık, saçmalamak için. Dolayısıyla ben Allah için ne yapacağım? Ben öldükten sonra ne olacak bana şeklinde endişeleri unutabiliyorum. Ve bu yüzden de ne oluyor? Karambole hayatı yaşamış ve bitmiş oluyor. Toplumsal faydalarına baktığımız zaman Tonguç'um, bir kere yoksulluktan konuyor. Ben fakirlere şey verdiğim zaman hani zekat verdiğim zaman ne oluyor? Onlar bir şekilde kalkınıyor değil mi Tonguç Hanım? Evet hocam. Dolayısıyla toplumdaki yoksul kesim bir anda zenginlikle karşılaşmış oluyor ve kendini o yoksulluk girdabından kurtarmış oluyor. Zengin ve fakirler arasında saygı sevgi köprü diyor. Mesela ben diyelim ki zengin bir insanım, sallıyorum ve gittim fakirlere bir bağışta bulundum. Fakirler dediğimiz hani birazcık daha alt gelir seviyesine sahip insanlarla üst gelir seviyesine sahip insanlar normalde toplumda gerilirler. Neden diyeceksin? Çünkü sen bu daha fazla kazanıyorsun. Sen hani sen benim işimi yapacaksın falan filan tarzında böyle bir arada bir gerginlik oluyor. Zenginlerin malını konuşmaktan çenem yok. Aynen. Zenginlerin hayatlı dizilerini izliyoruz. İşte insanın canı gidiyor. Ya keşke benim de böyle bir arabam olsa, evim olsa, kız arkadaşım olsa falan filan diye, böyle erkek arkadaşım olsa diye. İnsanlar böyle güzel olanlar, güzel kızlar böyle. Yani saçma sapan bir dizi zaten furyası da var. Bunların ben çok hepsi... seviyorum hocam. Her hafta 3 dizim var. Ama, mutlaka takip ediyorum. Ama ne oluyor? Sen bu hayatı yaşamadığın için kendini Instagram'da da aynı şeyleri görüp böyle özeniyoruz. Kendini gerçekten de psikolojik olarak bunalıma giriyorsun. Rich Kids of Yozgat. Sürekli takip ediyorum hocam. Ne oluyor? Ne oluyor? Ondan sonra ne yapıyorsun? Bu işte bu zekat kurumu sayesinde bunlar arasındaki irtibat artıyor ve birbirlerini nefret edeceklerine birbirlerini sevmeye başlıyorlar. Sosyal ve ekonomik dengesizlikler de azalıyor işte. Bu aradaki mesafe de azalmış oluyor. Ve haset, kin ve düşmanlıklar da bu sayede giderilmiş oluyor Tonguç Erenmiyim. Dolayısıyla süper bir şekilde şu anda konumuzu öğrendik. Ödüllü sorumuzu yap, yorumlara yolla. Hadi bakalım.